Evet sevgili izleyenler, şehirden haberler programı sizlere Diyarbakır'dan seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımda başarılı bir beyefendi var. Hacı Bey ile birlikteyiz Diyarbakır bölgesinde. Kendisi bu bölgede ahşap dekorasyon alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Bizler de kendilerini ziyaret ettik. Hizmetlerimiz, faaliyetlerimiz neler? Kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Röportajımıza başlıyoruz. Öncelikle Hacı Bey programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Sizler de hoş geldiniz, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok teşekkür ediyorum. Tabii ki de işlemlerimizden, hizmetlerimizden bahsedeceğiz. Ama öncesinde biraz sizleri tanıyalım Hacı Bey. Ne kadar zamandır bu ahşap dekorasyon işinin içerisindesiniz? Şimdi biz ahşap dekorasyona 1929'dan dede mesleğimiz, yani 3. kuşak oluyorum ben. Benden sonra da zaten kuşak kalmadı. Dolayısıyla da Türkiye'nin her yerinde, ahşap sektöründe, TOKİ'nin millet başçılarına birçok illerimizde aktif durumda devam ediyoruz. Aslında artık bu sektörde kökleşmiş bir yer diyebilirim burası için. Bahsetmiş olduğunuz yıllardan bu nazara 3 kuşaktır devam ettiriyorsunuz bu mesleği. Şimdi genel anlamıyla hizmetlerimize, faaliyetlerimize değinmek isteyeceğim. Zaten birçok kısa bahsettiğiniz bu millet bahçeleri dediğiniz noktalarda varsınız. Öncelikle biraz bunu açalım. Şu anda sevgili izleyenler, biz zaten röportajımızı Diyarbakır'da, tabii henüz açılışı yapılmamış olan bir yer burası. Daha çalışma zannedersem devam ediyor. 30 Ağustos'ta açılış yapılacak burada. Şimdi biz burada neler yaptık peki Hacı Bey bu noktada? Diyarbakır'da şu an Bağlar Millet Bahçesi'nde neler yaptık? Yapısal kent mobilyaları derken kamelya, pergola, piknik masaları, çöp kovası, bank, arkatlarımız var burada. Zeminde dek döşemelerimiz var. Şu an bunları yapmaya devam ediyoruz. %90 bitmek üzere. Aslında burayı güzelleştiren, güzel bir estetik katan noktada sizler varsınız. Sizler ve tabii ki de ekip arkadaşlarınız var bu noktada. Şu anda %90'ı bitmiş diyorsunuz. %90'ı bitti zaten. Biz işimizi severek yaptığımız için, bir de ahşap sıcak malzeme olduğu için her zaman için ahşap her yerde zenginlik katıyor. Peki sadece yöneldiğiniz yerler millet bahçeleri mi? Hayır, özel konutlar falan da yapıyoruz. Villaların dış cephelerinde ahşap, bunlar yapıyoruz. Yani Türkiye'nin birçok yerlerinde şantiyemiz var zaten şu an. Diyarbakır'da da 3 tane şantiyemiz var. Aynı şekilde bir tane daha millet bahçesi ve özel konut, 8 tane villamız var orada. Onları yapıyoruz ve yeni işe aldığımız Yozgat Çekerek'te, orada da hummalı bir şekilde çalışmalarımız var. Birçok illerde var. Maraş, Aksaray. Diyorsunuz ki yoğunuz, yoğun bir tempo var. Durmak bilmiyorsunuz siz bu sektörde o zaman. Her yerdesiniz neredeyse. Türkiye'nin her yerindeyiz zaten biz. Şu anda biz sizi Diyarbakır'da yakaladık. Dün akşam Yozgat'taydım. Şu an Diyarbakır'a geldim. Tekrar geri Yozgat'a gideceğim ben. Şimdi ahşap dediniz ki sıcak bir malzeme dediniz. Şimdi ahşap yapıyoruz. İşte masalar, kamelyalar, çöp kutuları vesaire. Tabii ki siz bunu bu kadar basit ve kolay anlattınız ama eminim ki işin yapılış kısmı da bir o kadar zahmetlidir diye düşünüyorum. Tahmin ediyorum. Burada şimdi öncelikle kullandığınız malzemeden de biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Şimdi ahşapta hangi malzemeyi kullanıyorsunuz? Şimdi ahşapta millet bahçelerinde genelde yerli sarı çamları kullanıyoruz. Tabii dediğiniz gibi bunları nasıl yapıyorsunuz? Bunları zaten tomruk olarak alıp biçtirdikten sonra fırından sonra işte işlemlerden geçiyor, bayinlikten geçiyor. Atölyeye geliyor, atölyede tekrar üretim yapıyoruz. Şimdi şantiye geldikten sonra da burada demonte yapıyoruz biz. Şimdi dediniz ki özel konutlara vesaire de çalışabiliyoruz dediniz. Bu noktada kişiye özel çalışmalar çıkıyor mu ahşap alanında? Tabii çıkıyor, kişiye özel. Butik işlerimiz çıkıyor mesela. Butik kent mobilyaları, bahçe mobilyaları. Genelde bu işlerimiz de çıkıyor bize. Benim istediğim masa modeli, istediğim ya da farklı bir motif ya da bir renk olabilir, bir şekil olabilir. Ben bunları sizlerle paylaştığımda ya da bir çizim ya da bir model gösterdiğimde sizler bunları gerçeğe dönüştürebiliyorsunuz o zaman. Zaten bizim hizmetimiz müşterilerin memnuniyeti. Müşterimiz ne istiyor biz ona bakarız. Ona göre istediği ne olursa olsun, yeter ki bize bir çizim, istediği model olsun, aynı şekilde yapıp veriyoruz. 3 kuşaktır çalışan bir yer burası. Eminim ki müşterilerinizle de sürekli iletişim halinde oluyorsunuzdur. Peki bu güzel işletme, müşteri memnuniyetleri nasıl önemli dediniz? Geri dönüşler olumlu oluyor mu? Mesela sizlerden hizmet alan kişiler sizlere nasıl dönüş yapıyorlar daha sonrasında? Ya şimdi bizlerim zaten tercih etmelerinin sebebi işimizi severek yaptığımız için, işi çok iyi bildiğimiz için, müşteri memnuniyeti zaten bizde %100 diyelim. En ufak bir hasarlı olduğu zaman bile
ne olursa olsun işimizi bırakıp tekrar gidip o müşterinin eksik bir malzemesi varsa, kırılan dökülen varsa aynı şekilde hemen hızlı bir şekilde yapıp tekrar müşteriye memnun etmek bizim için çok önemlidir. Peki sizlerin kullanmış olduğu bir sosyal medya hesabı ya da bir web sitesi varsa çalışmalarınıza göz atmak için sizleri daha yakından ki Türkiye'ye hizmet veren bir yersiniz, tüm Türkiye'de varsınız. Sizlerle iletişime geçmek isteyenler sizlerle hangi mecradan ulaşabilirler? YouTube'dan, Instagram'dan, bütün sosyal medyadan zaten paylaşıyoruz. Reklamdan ziyade bizim müşterilerimiz herkes birbirine yönlendiriyor. Referanslarımız o şekilde kuvvetli olduğu için işte Aktaş Ahşap işi verin gerisine karışmayın. O zaman son olarak da hesaplarımızın adını verelim. İzleyenlerimiz onlar da bir baksınlar, incelesinler. Aktaş Ahşap Dekortayım olarak YouTube'da, Instagram'da, Twitter'da bunlar zaten bütün müşterilerimiz, bütün halkımız bakıp bize en kısa sürede ulaşabilir. İstedikleri hangi ürün olursa olsun Türkiye'nin her tarafına buradan imalatımızı yapıp sevkimizi yapıyoruz biz. Katıldığınız, vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyorum. Buradan bizlere, izleyicilerimize, müşterilerinize söylemek istediğiniz birkaç cümleniz varsa onları alıp röportajımızı sonlandıracağım. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Müşterilerimize her zaman söylüyoruz. Biz sizin her zaman yanınızdayız. Teşekkür ediyorum tekrardan. Bizler röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Türkiye bölgesinde gerçekten başarılı ve güzel işler yapan bir firmayla bugün Diyarbakır'da tanışmış olduk. Sizleri de tanıtmış olduk. Sosyal medya hesapları üzerinden çalışmalara çok daha detaylı bakabilirsiniz. Programımız Diyarbakır'da yolculuğuna kaldığı yerden devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyoruz.